Fehmi Koru, iyiler her zaman kazanmıyor. Amerika'dan örneklerim var. Trump, Obama'yı aratabilir. Donald Trump'ın başkan olarak göreve başlamasını sağlayan yemin törenine kimlerin katıldığını ekrandan izlerken, bembeyaz saçları ve neşeyle açılmış kocaman ağzıyla eski bir başkana takıldı gözlerim. Jimmy Carter'a. Yanında eşi Rosalind'e vardı. Zihnim hemen 1980 Amerikan seçimine kayıverdi. İyi e. Carter kaybetti, kumpasçı Reagan kazandı. Amerika'da geçirdiğim iki yılın 1980 ile 82'nin ilk önemli olayı da o seçim. İran'da devrim olmuş ve Avrupa ülkeleri gelişmeyi öngörebilmiş olsalar bile Amerika gelişmeye hazırlıksız yakalanmıştı. Ardından Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliği devrimci gençler tarafından basılmış, çok sayıda diplomat o günlerin modasına uygun bir eylemle rehin alınmıştı. Jimmy Carter'ın onları kurtarmak için izin verdiği askeri operasyon çöz fırtınası yüzünden başarısız olmuştu. Yine de ikinci döneme halkının izin vereceği beklentisi içerisindeydi Başkan Carter. İyi bir insandı. Herkes için iyi düşünüyordu. Sonunda hep iyiler kazanmaz mıydı? Kaybetti. Rakibi Hollywood'un bilinen isimlerinden artisti kendisi, siyasete meraklı ve o sebeple Kaliforniya valiliği yapmış Ronald Reagan'dı. Amerika ölçülerine göre en tepe yöneticik olduğu için bayağı zayıf bir adaydı. Henüz kimselerin bilmediği, Carter'ınsa aklının ucundan bile geçirmediği dolambaçlı bir kumpas kurmuştu Reagan ekibi. Rehinelerin seçim olana kadar salı verilmemesi karşılığı silah takası anlaşması yapmışlardı İran'la. Ronald Reagan'ın başkanlık yemini ettiği 20 Ocak 1981 günü İran, Carter'a seçimi kaybettiren 444 gün elinde tuttuğu rehineleri serbest bırakıverdi. Jimmy Carter tek dönem başkanı olarak Amerikan tarihine geçti. O gün bugündür insan hakları ihlalleri, eşitsizlikler, aşırı uygulamalar gibi konular dert ediniyor. Filistin devletinin en ateşli taraftarlarından biri Carter. İsrail'in politikalarını eleştiren pek çok kitaba imza atmış durumda. Zihnim yakın tarihteki bu kısa seyahati sonrasında günümüzde yaşananları üzerinde yoğunlaşmaya hazırdı. Obama iyi bir insandı, niyetleri kötü değildi bir yandan tören öncesi hazırlıkları izliyor bir yandan da görevini Trump'a devretmek üzere olan Barack Obama'yı ve yapmaya çalıştıklarını düşünüyordum. Şimdilerde ülkemizde ağır eleştirilere muhatap ediliyor Obama. Gelmiş geçmiş en kötü Amerikan başkanı ilan edilmesine az kaldı. Oysa 8 yıl önce hem kendisini bütün aykırılığına rağmen seçen Amerikan halkı hem de ülkesinin ilk siyahi başkanı olan kendisi döneminin farklı geçeceğine inanıyordu. Galiba dünyanın dört bir köşesinde yaşayan insanlar da. İyi bir insandı Barack Obama, Jimmy Carter gibi ama artık hepimiz iyilerin hep kazandığı beklentisinin saflık olduğunu bilecek kadar deneyimliydik. Siyahi başkan Kenyalı bir Müslümanın oğluydu ve çocukluğunun bir bölümünü Endonezya'da yerel halktan biri gibi geçirmişti. Trump ve benzerleri onun başkanlığını gönüllerine yatıramadıkları için Amerika dışında doğduğu propagandasına eşlik edecek biçimde aslında o bir Müslüman yaygarasını da yaygınlaştırıyorlardı. Müslüman değildi Obama ama düşman veya iflah olmaz potansiyel terörist gözüyle de bakmıyordu Müslümanlara. Döneminin var olan çelişkileri, önyargıları, düşmanca hisleri arkada bırakacak. Farklı dünyaların birbirini tanıması dönemi olması arzusu. İlk yurtdışı seyahati için Türkiye'yi seçmesinden İslam'ın mübarek kentleri İstanbul ve Kahire'de yaptığı konuşmalarda verdiği mesajlardan kendini belli ediyordu yapabildi mi bunu hayır dünyanın en güçlü devletinin başı olmak her istediğini yapabilmek her hayalini gerçeğe dönüştürebilmek için yeterli değildir bunu bir daha anlamamıza yaradı obama'nın başarısızlığı Yaşlılar ve kifayetsizler başarılı olabiliyor. Jimmy Carter'dan sonra başkan olan Ronald Reagan, kendisinin o makam için yetersiz olduğuna dair tespitlere ve olumsuz beklentilere rağmen ülkesi açısından bayağı başarılı bir başkanlık dönemi geçirdi. İki dönem hem de seçildiğinde en yaşlı seçilmiş Amerikan başkanı ünvanını 68 yaşıyla Reagan kazanmıştı. O ünvan şimdi 70 yaşındaki arka planı yüzünden benzer olumsuz beklentilerin muhatabı Donald Trump'a geçti. Donald Trump arkasından iyi biriydi denilmesini fazla umursayacak gibi görünmüyor. Kafasında Amerika ve muhtemelen dünya için bir proje ve yanında da görmüş geçirmiş kişilerden oluşan bir kadro var. Hepsi de kendisinin ağzına bakıyor. Törende yaptığı konuşmada Amerika'yı önceleyen, onu yeniden büyük yapmayı vaat eden, bugünden itibaren yalnızca ilk önce Amerika olacak diyen ve radikal İslamcı terör diye adlandırdığı tehdidin kökünü kazımaktan söz eden bir Donald Trump gördük. Rakibinden 3 milyon daha az oy almış, bir yabancı ülkenin kendisi lehine seçime müdahale ettiğini kabullenmek zorunda kalmış, yemin töreni sırasında ülkesinin hemen her eyaletinde protesto gösterileri yapılan Donald Trump Amerika'nın yeni başkanı. Obama gitti diye sevinenlerimize bir eski özdeyişimizi hatırlatmak isterim. Gelen gideni aratır. Fehmikoru, fehmikoru.com.